Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da açarak çektiğim videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle Tığ'ımın numarasını göstererek başlayayım. Çok güzel bir model hazırladım sizler için. Hem de çok kolay arkadaşlar, bakın. Bu modelim Tunus yaprakları ile yapılmıştı. Fakat Tunus işi böyle tek tek tel tel olduğu için arasından geçmek için bu üç yaprağı zorlanıyor. Genelde izleyicilerimiz arkadaşlar gençlerden de var ama böyle orta yaş üstü olduğu için artık gözlerimiz de tek tek telle uğraşmak zor olduğu açısından şöyle kolaylık olsun diye Tunus gibi 3 yapraktan oluşan bu sık iğneli trabzanları yaprak haline getirdim. Tunus yapraklarına benzettim. Bu şekilde de hoş ve güzel bir model oldu. Bakın. Bu şekilde hazırlayıp tasarladım. Hem onun gönlü olmuş oldu arkadaşlar. Bunu daha kolay bir şekilde hazırlayabilir misiniz diye ricada bulunan arkadaşıma. Bu resim bana geldiğinde bu Tunus işi yapraklardan oluşuyordu. Şöyle ben de bu şekilde hazırladım. Bakın. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Farklı bir modelde olmuş oldu. Evet, modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Ve şöyle arası olarak da 5 tane bıraktım arkadaşlar. 4 veya 5. Ne kadar isterseniz o kadar bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz benimkisi örnek amaçlı. Ve şöyle bu tığ battı işlemi de 696 no'lu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Arka tarafı unutuyoruz. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın, tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip 2 tane zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Şöyle 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kapattım trabzanımın arasına. 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battımın içine kapatıyorum. Evet, şimdi buraya 5 tane 3'er zincirden tığ battı yapıyorum. Ara suyumuzu bu şekilde tamamladık. 5 tane tığ battı. Çiçeğimiz için yuva olacak. Kapatıyorum. 3 zincir, 1, 2, 3 zincir, şöyle 3 zincir, kapatıyorum. Evet, şimdi 10 tane zincir çekeceğim. Bakın, 5 tığ battıdan sonra 10 zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. 3. tığ battının içine sabitleyeceğim. Bakın. Şöyle 1, 2 ve 3. Şu arada 2 tane tığ battı kalacak. Yanına hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle dönüş kısmında güzel oluyor arkadaşlar. Yukarı doğru fazla gelmiyor. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 8 tane zincir yapacağım çiçeğim için. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zinciri kapatıyorum. Yine bu 10 zincirli yuvaya. Geriye kalan bu kısma yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın, bu 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 6. Yedinciyi aynı yuvada yapıyorum. Zincir çekmeye başladığım yuvada yapıyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde 6 bir tarafı, 6 bir tarafı temelini oluşturduk. Şimdi bu sağdaki 2 tığ battıyı sola da yaparak eşitleyeceğiz. Şöyle 3 zincir, bu da ikinci tığ battı. Şöyle çiçeğimizin yuvasını bir göstereyim arkadaşlar. Bakın, bu şekilde oldu.
Kenarında ikişer tane tığ attık. Ortada da bu şekilde sık iğneli bir oval yuva hazırladık. Şimdi bu 5 tane tığ battının yapılışına geçelim. Bakın şöyle iki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum. 1 ve 2 zincir. Hemen yandaki tığ battı. Bu şekilde oluşturduk. 5 tane dediğim gibi şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. 2 zincirimi hemen yanındaki tığ vattıya kapattım. 2 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Hemen yanındaki tığ vattıya 2 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ara suyunun yapılışı şöyle 5 tane koyup sonra bu yuvayı hazırlayacağız. Sonra 5 tane bu şekilde ara suyu yaparak devam edecek. Şimdi çiçeğimizin yapılış kısmına geçelim. Evet, şöyle. Ortadaki 8 zincirli yeşil dalın içerisine girip sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 2 tane zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle bakın. 2 2. 2 seferde minik bir trabzanla başlıyorum. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum trabzanımın arasını. Minik bir kirpik oluşturdum. Hem de dönüş yuvası olacak. 2 tane sık iğne. Trabzanın içerisine 2 tane sık iğne. 3. yeşil yuvaya. Toplamda bakın. Bu şekilde 3 sık iğneli minik bir sık iğneli trabzan yaptık. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Ters çevirdim. Bu tepe noktasındaki 3 zincirin içerisine bu 4 zincirimi sabitleyip yuva oluşturacağım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Ters çevirdim. Ve bu 3 zincirimin arasına girip sabitliyorum. Bakın. Buraya 4 tane sık iğne yapacağım. Buraya 2 idi. İkincisine 4. 2 2 artırıyorum sık iğne sayısını. Şöyle 3 ve 4. Bir tane de yeşil yuvanın içerisine girip şöyle 5. sık iğnemi buraya sabitliyorum. Bakın. 3 5 oluyor yuvayla beraber. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Zincir sayıları da 2, 2 artıyor. Şöyle ters tarafına dönüyorum. Bakın buradaki yuvanın içerisine 3 zincirli yuva. Hem orada tomurcuk hem de benim zincirlerimi kapatmam için yuva. Yine 3 tane zincir çekip düz tarafına çevirdim. 3 zinciri bu 6 zincirin içerisine kapattım. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, şöyle 4, şöyle 5 ve 6. 6 tane sık iğne. 7. sık iğnem yuvada. Şöyle 2 zinciri çekelim. Yapmış olduğumuz yaprağa bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oval. Küçükten büyüye büyüyen bir yaprak oluşturdum. Şöyle çok güzel bir duruşu da var. Yakın plan göstereyim. Şimdi bir tane daha yapayım. Yavaş yavaş daha iyi anlaşılsın. Bir defa doladım. İki zincirimi çekip tığımı bir defa dolayıp yeşil yuvadan ilmek çıkarıyorum. 2 ve 2. Şöyle bakın. Küçük bir trabzan. Üzerine 3 tane zincir çekip bu trabzanın ara kısmından kapatıyorum. 2 tane sık iğne ile şöyle başlayalım. Evet, 2 tane sık iğneyi yapıp 3. yeşil yuvada. Bu şekilde temeli attık. Şimdi 4 zincir çekiyorum.
Ters çevirip bu tepedeki 3 zincirden oluşan yuvaya kapatıp sabitledim. Yine 3 zincir trabzan arasına kapatıp minik bir oraya tomurcuk oluşturacağım bakın. Geri kalan kısma da şöyle 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu da 4. 5.'yi yuvada sabitliyorum. Evet, ikincisi de bu şekilde. 6 tane zincir çekiyorum bakın. 3, 4, 5, 6. Ters çevirdim. Buradaki yuvanın içerisine kapattım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Bu 6 zincirin içerisine kapatıp minik bir tomurcuk oluşturuyorum. Geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 7.'yi yuvada yapıyorum. Bak. Şöyle 2, 1, 2 zincir. Evet. İkinci de bu şekilde oluşuyor. Bakın yan yana. Aynı sistemle yapılmış iki tane yaprak. Şimdi bir tane kaldı. Onu da yapalım. Kesmeyeyim arkadaşlar videoyu. Biraz zamanınız alacak ama bir tanesini izleyip anlayanlar diğerlerini izlemeyebilir. Evet, 2-2 alarak bu şekilde trabzanı hazırladım. Tepe noktasına 3 zincirden kirpik oluşturuyorum. Trabzanımın arasına girip kapattım. Şöyle 1. Şöyle 2. Üçüncüyü yeşil yuvada kapatıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Sık iğneni bu üzerindeki 3 zincirin tepe noktasına girip sabitliyorum. 1, 2 ve 3. Çevirdim. Şöyle. Geriye kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4. Yeşil yuvaya 5. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çevirdim. Tepe noktasındaki 3 zincirimin içerisine girip 6 zinciri sabitliyorum. Ve yine 3 zinciri böyle çevirdim. Tomurcuk oluşturacağım. Zincirimin arasına girip sabitliyorum. Bakın tek tek tonus da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ama alternatif şöyle tek tek uğraşmak istemeyeni bu şekilde sık iğne ile yapabilir. Şöyle 1, şöyle 2, 3. Alamadım. Arka taraftan geliyor sanırsam. 4, 5 ve 6. 6 zincir, 6 sık iğne. 7. de buradaki yeşil yuvanın içerisinde. Evet, bu kadar arkadaşlar. Bakın. Üçüncü yaprağımızı da oluşturduk. Şöyle elimizle şekil verebiliriz. İpimi kopardım. Çok kolay oldu. Görünüşte bir hayli de güzel oldu arkadaşlar. Kalıp gibi oldu. Şöyle şekil verelim. Hem de şu ipimi yakıp gibi. Evet arkadaşlar bakın şöyle gerçekten çok güzel oldu. Bir de sık iğne olduğu için kalıp gibi oldu bakın arkadaşlar. Hiç ütüye bile hiç gerek duymadan kalıp gibi böyle oldu. Hoş da bir yuvası oldu. Şöyle sarıyla kırmızı da yakıştı yan yana. Bir de sallantılı halini göstereyim sizlere. Yapımı da bir o kadar kolay. Bu tonus işi yaprağı alternatif olarak kolay olsun diye yaptım ama gerçekten şöyle hoş bir tasarım oldu arkadaşlar. Bu zincir sayıları size göre değişebilir. Böyle 3 olur, 5 olur, 7 olur.
İplere göre de fark eder arkadaşlar. İnce ip, kalın ip. Bunlar altın başak. Leylan ipi daha böyle zarif ve farklı, güzel oluyor gerçekten. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.